HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı binası önünde gece saatlerinde toplanan ırkçı bir grubun binayı taşlaması ve ardından başkanlığın konferans salonuna girip tahrip etmesi üzerine HDP üyeleri tarafından basın açıklaması yapılmak istendi. Binanın önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Bir an önce eller tetikten çekilsin, bir an önce bu şiddet sarmalı dursun diyoruz," dedi. Ya ilçe binamıza yapılan tabii saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ya maalesef tekrar bir şiddet sarmalı ortamına girdik ve bu şiddet sarmalından hızla çıkalım diye partimiz, eş başkanımız ve bizler çabalıyoruz. Bir an önce eller tetikten çekilsin, bir an önce bir şiddet sarmalı dursun diyoruz. Demokratik siyasetin şartlarını görmüştük. 3 yıla yakın zaman bu Türkiye toplumu bir bahar ortamı yaşadı. Biz bu bahar ortamına devam ettirip nihai bir barışı hakim kılmak istiyorduk. Ancak maalesef saray gladiyosu diye tanımladığımız devletin tepesindekiler bu barış ortamının kendilerine yaramadığını, kendi padişahlarını sağlamayacağını gördüler. Ve maalesef barışa bir adım yakınken tekrar şiddet sarmalına düştük. Ve toplumun bu şiddet sarmalı, toplumun değişik taraflarını karşı karşıya getirme durumunu getiriyor. Bu gördüğümüz örnekte olduğu gibi. İşte karakolda gibi patlama, faili meçhul bir patlama üzerine işte gelen bir güruh ilçe binamızı tarumar edebiliyor. Bu şiddet sarmalı maalesef böyle giderse tekrar bu ateş her yeri yakabilir. Bir an önce şiddetin durması lazım. Bunun için de o geçici hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın aklını başına devşirmesi lazım. HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı Eş Başkanı Rüstem Kandilci, "Bina boştu, kapıyı kırmışlar, içeri girmişler," dedi. Ondan sonrası sabah oldu, biz sabahleyin biz duyduk bizim ilçe binamıza saldırmışlar. Bu saldırılarından da biz bir esnaftan da arkadaş gelmiş gece 3 gibi gelmişler. Bir kişi değilmiş, birçok kişiyle saldırılmışlar.